Yeni bir günden yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yeni bir videoyla şöyle başlangıç yapıyoruz. Çocukları anneme bıraktım ve ben nereye geldim? Alışveriş merkezine geldim. Evet, Almanya'da her yer kapalı ama açık olan tek bir yer buldum. Ve buraya gezmeye geldim. Şöyle bir dolanacağım, bakacağım ne var, ne yok, ne alabilirim, ne alamam. Şöyle hafif bir gezeyim, dolaşayım. Ondan sonra annemle de gideceğiz, orada buluşuruz. Ve açık bir dükkan bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hemen böyle... Ay, alışveriş yapmayı özlemişim. Yok, ben anladım, bende alışveriş yapma, para harcama hastalığı var. Ay, hemen şöyle çevireyim de size de birazcık gezdireyim şöyle. Böyle bir şey geçen banyomu almıştım. Işıklar, ledler, bilmem neler, saatler. Oturma odamda kocaman bir saat eksikliği var ama böyle bir şey düşünmüyorum. Ay, şunları da çok seviyorum. Neyse. Bakıyoruz, geziyoruz. Bunlar çok güzelmiş, çok beğendim. Ama nedense bende böyle eve resim koyma şeyim yok. Çok şık görünüyor. Çok güzelmiş ama dediğim gibi bende şu da güzel. Pek böyle bir eve çerçeveli resim asma huyum yok. Niye bilmiyorum. Şu gontler. Bakayım. Aa, aslında 3 tanesi. Neyse. Kendini tut Özlem. Çok fazla harcama yapma Özlem. Ama tutamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Anam, şunların güzelliği. Şu çok güzel. Ay, bu çok hoş. Ay, sen çok güzelsin. Çok beğendim. Neyse, beğenmekle kalıvereyim. Ne gördüm alırsam gidi. Bu da güzelmiş ama 10 euro ona vermem şahsen. Neyse, devam ediyoruz. Merhaba. Neyse, geldik şöyle banyo kısmına. Buradan ihtiyacımız olan bir şey yok. Şunlar güzelmiş. Siyahı olaydı, alırdım bir tane ama siyahı da yok. Bunlar ne içinmiş? Gereksiz bir şey. Neyse. Havlular da var ama havluya ihtiyacım yok. Bornozlar, mornozlar. Temizlik ilaçları. El bezleri. Şunlar çok güzel oluyor bak. Domol var mıdır burada, domol? Domol almam lazım. Denemek için. Şöyle oda spreyi mi alsam ki? Yok. Evet. Başka bir şey var. Yok, başkasını istemiyorum. Top diye. Nedir orası? Tabii ki de tava bölümü. Acayip severim böyle tava bakmayı. Acaba fiyatları neyle? Şu kırmızının komple seti ne kadarmış? 50 euroymuş. Keşke bir de açıp da gösterseymişler. Ay, bayağı güzel görünürken bakın ne gördüm. Wow. Çok güzel. Lacivertini beğenmedim ama bordosu güzelmiş. Normalde bordo rengini... Ama çok hoş görünüyor. Ama çok pahalıya gelir, biliyor musun? Bak, şöyle şey de varmış. Pahalı zaten. Ay, çok pahalı. Yok anam, böyle lüksü gidemeyiz. Bizim o kadar paramız yok abla. kepçeleri falan var. Ne kadar pahalı, ne kadar pahalı.
Ne gerek var? Teddy'de 1 euro bunlar. Ben bir kere bundan al. Sen bunu fırın için zannet de. Fırına koy, fırında erisin. Nasıl gerizekalılık yaptıysam. Öyle bir hata yapmıştım yani. Neyse. Ay burası çok pahalı be. Tövbe tövbe. La ilahe illallah. Şöyle bir keyfine, zevkine alışveriş yapamadım. Kız her şey çok pahalı geldi bana burada. Bunlar neymiş? Allah Allah. İlginç, değişik değişik şeyler. Aa, bu boşa benziyor. Made with love diyor. Sevgiyle diyor, aşkla yapıldı diyor. Acaba şek bardakları var mıdır ki burada? Dikkat etmek lazım. Aa, bunlar çok hoş. Ay, bunu çok sevdim. Bits and bobs. Ne demekse? Ay, bu çok güzelmiş. Kahve fincana sarma acaba bunu. Ama tanesi 3 euro pahalı. Bugün de benim cimriliğim üstünde. Yemin ederim. Kutumuza cilamızı koyuyoruz. Şöyle fırçaya yedirip ondan sonra Gülşen, makyaj şeylerini kaldırır mısın? Oğlanlar elini misin onların? Bu şekilde arkadaşlar cilamızı da atıyoruz. Böyle güzel bir şekilde. Efendim, bu arada boyalarımızın isimleri soruldu. Kadense. Kadense'nin boyaları arkadaşlar. Tekrardan soranlara söyleyeyim. Oraya bir şey mi olmuş? Yok değilmiş. Bu şekilde cilamı yapacağım. Evet canlarım benim. Ben bu dolabın ilk bakın şöyle parlaklığından anlaşılıyor. İlk neydi kız? Cilasını attım. Tüm kapaklarına cilam neydi kız? Annem bize çay demledi, sağ olsun, Allah razı olsun. Üzerine bak, üzerine. Tamam olsun canım, yemek yedik. Biz şimdi devam dolapları boyuyoruz. Annem de hemen buraları kaldırıyor. Ben kaldırırım, siz devam edin dedi. Bu arada annem de şöyle çok güzel bir sunumluk buldum. Annem dedi ki ben onun içinde de mum yakıyordum akşamları. Kız dedim, sus dedim, ne mumu dedim, bu dedim, tam dedim. Böyle kahve yanı sunumluklar için dedim. Annem dedi ki hee de tevekkeli bak görüyor musun? Tevekkeli ben de ilerleyemiyorum, bir olduğum yerde sayıyorum. Aynen öyle. Ama şimdi güzelliğine baksanıza. İçine azıcık tabii şimdi mumdan dolayı bir kirlilik olmuş. Onu ben hemen sileceğim ve annemden bunu aşırıyorum. Şaka diyorum, Allah aşkına büyüme sorunum yok yani. Yok canım, ben de biliyorum şaka dediğini. Neyse, bunu kaptım annemden. Şimdi cilan yaparken burada da sandalyelerin 3. kat boyaları atılıyor. Biliyorsunuz bir önceki videomda bunların ilk katlarını ben atmıştım. Ondan sonra sonra o gün akşamında 2. katı atılmıştı. Bugün de artık bunların 3. katları atılıyor. Ve yarın inşallah bunların cilanları da yapılacak. Diğer sandalyeler bakın tam böyle rengini aldı. Hayır, Nix kucak. Hello.
Hallo Ömer. Wie geht's dir? Gut de. Neyse böyle bakalım. Ben gideyim şimdi dolabımın ikinci kat çilasını atayım. Evet, bu sandalye masanın artık üçüncü katıda komple atılmış oldu ve tamamen artık rengi çıktı. Bunların yüzleri yapılacak, dikilecek. Bilmiyorum bugünkü videomda mı söyledim yoksa dün paylaştığım videoda mı söyledim. Şu an videolar hep böyle birbirlerine karıştığı için hatırlayamıyorum hangisini söylediğimi. Ama bunun bu arkaları böyle kalmayacak arkadaşlar. Bunların burada yüzleri var, pufluları var. Oturma yerinde böyle sırt kısmında da. Bunları annem daha sonra toz pembe örtüleriyle tekrar güzel bir örtüler, nevresimler dikip bunları güzel yapacak. Bunun bu arada aslında daha çok sandalyesi var ama biz sadece 3 tanesini boyadık. Çünkü evde bu şekilde 3 tanesi tutuluyor diye. Hatta aslında sadece 2 tane kullanıyor ama biz işte dedik hani illa bir tane daha yapalım. Üçlü olsun dedik. Bu şekilde holdekinin de şeyleri tamamen bitti. Nedir o? Ay dur bir saniye. Holdekilerin de vernikleri bitti. Annem şu an Ömer Halis buraları dağıttığı için biz bir yandan boyuyoruz. Ömer Halis bir yandan dağıtıyor. Annem de şu an içerileri süpürüyor. Böyle şimdi ne yaptık? Merdivenlere geçtik. Annemin merdivenleri de boyanması gerekiyordu. Yukarı çıkan, üst katı çıkan merdivenleri de 2 dakika şimdi size göstereyim. Kat rezilliği. Böyle durduğuna bakmayın. Böyle görünüyor ama daha sonra tamamen burası da komple griye gelecek. Buraya daha önce böyle artık boyası iyice böyle bir çıkmıştı. Annem de buraya komple yenileyeceğiz diye hiç böyle boyamamıştı ama baya kötü olmuştu. Altındaki sarı çıktı, üstündeki beyazlar yıprandı falan derken biz de elimizdeymişken tekrar böyle komple buraları da boyayalım. Böyle komple elden çıkmış olsun diye düşündük. Şimdi ilk katı atılıyor. Şu az alt merdivenler kaldı. İnşallah bunu bugün ikinci katına atar mıyız? İkinci katını da bugün atacağız. Bu boya yağlı boya olduğu için bunu birkaç saat, işte aradan bir iki saat falan geçtikten sonra üst üste boya atabiliyoruz. Çünkü bu kadense değil. Bunu Almanya'dan alınmış bir boya. O yüzden bunu aynı gün içerisinde iki kat, üç kat üst üste atılabiliyor. Böyle bakalım. Sadece şu alt 3 merdiven kaldı. Bunu da bir öncesi sonrası yapayım. Bu şekilde en son bunun halini de yine inşallah yarın veya öbür gün sizlere göstertirim. Böyle öncesi olarak görmüş olun. Evet arkadaşlar, sonunda annemden geldim. Vallahi 3 videodur boya siz de sıkıldınız efendim. Bu süt kurtar. Evet, ona süt koyacağız. O sütlü içiliyor. Evet, hemen şimdi gündüzden neler almıştım onlara şöyle bir kısaca bakalım. Bir saniye. Bugün Pringles'lar ucuzdu. Pringles'lerde inanılmaz derecede indirim vardı. Bir yerde 1.49 aldık. Bir yerde de 1.15'e aldık. Normalde bunlar 3.2. 2.99 mu ne, öyle bir şey olması lazım. 3.20'ler mi ne? Neyse öyle bir şeydi ama bayağı bir indirimdeydiler. O yüzden çok 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 fazla Pringles aldım. Ama tabii ki çocuklara bunu böyle hepsini göstermeyeceğim. Kesinlikle hepsini göstermeyeceğim. Şimdi videosunu çekip ondan sonra bunları bazanın altına saklayacağım. Öyle haftada girişeceğiz. Ay dur, belim kaşındı. Şu torba gelirken yırtıldı. Hemen şöyle. Bugün değişik değişik meyveler aldım. Çocuklarla akşam sizlere değişik tropikal meyveleri tadacağız. Ama onu başka bir videoda paylaşacağım. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda paylaşım yaparım. Farklı 4 tane farklı tropikal meyve aldım. Onları tadacağız inşallah sizlerle birlikte. Ve surat şeklimiz neye dönecek çok merak ediyorum. Gerçi ben 2 tanesini biliyorum, tattım. Başka bir şey yok değil mi? Bir de şuradan Kürşün Goli'yi versene bana. Hı. O avokado mu? Hayır. Pitaya. Değişik bir meyve, Afrika meyvesi. Kellogg's'un öbürünü de getirsene. Tamam. Böyle. Hemen göstereyim. Bunlar dediğim gibi 1.15 falanlardı. 2 tane şöyle tortilline Doritos tadında olandan aldım. 2 tane şöyle soğanlı yoğurtlusunu aldım. Çocukların en sevdikleri. 2 tane şöyle
Tot en acılısından Pringles. İki tane de şöyle orijinal. Bu arada ben her Pringles aldığımda bana Pringles'ler helal değil, Pringles'ler yenmiyor gibi böyle mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum. Bu arada bunlarla hakkında sizlere bir şey söylüyorum. Arkadaşlar bunların yenip yenilmediğini bakın şuradan anlayabiliyorsunuz. Bakın burada vegan yazıyor, üstüne de vegetariş yazıyor. Vegetariş nedir? Veganda, vegetarişte hiçbir şekilde hayvansal bir katkı madde olmadığının anlamına gelir. Yani bunlarda hiçbir şekilde hayvansal, yani inek olsun, domuz olsun, at olsun, kuş olsun, ne olursa olsun hiçbir şekilde hayvansal katkı maddesi olmadığı için bunlar haram değil, helal. Aynı şekilde bakın hepsinde hem vegan hem de vegetariş yazıyor. Aynı şekilde bu da vegetariş. Ve bu da hem vegetariş hem de hem vegetaryen vejetaryen hem de vegan. Hepsi de arkadaşlar. Bak şu yeşiller var ya. Yeşil ok. Ondan o yüzden yani her ben Pringles aldığım için aynı şey söylemeyin. Araştırın. Aynı şekilde bunları aldığım zaman da direkt hemen geliyor. Bunlar yenmiyor diye. Bunların unganiş olanı yenmiyor. Bu da yine bakın gluten free ve vegetariş diyor şöyle. Hatta avokado, pesto bilmem ne bir şeysi de varmış içinde. İki tane de böyle almışım çünkü bunlar da inanılmaz derecede indirimdeydi. Şimdi bunları yatak odasına koy kızım, benim kapımın arkasına. Çünkü Ömer bunların hepsini açmasın, bunları ben bazanın altına koyacağım sonra. Yalnız ben bu meyvenin yerini acayip çok merak ettim. Evet ben de çok merak ediyorum. İki tanesini bırakalım burada, al bakalım. Bunu yatak odasına kapının arkasına koy. Çilek mi aldın sen? Hayır, çilek değil, liçiz. Şu Ömer Halis. Dur aşkım. Şöyle pirinç patlağı çok güzel. Hem bunu böyle hem kalorisi az. Bir de şöyle mısır patlağı atıştırmalık için. Bir ara şöyle et ekmek tatlısı yapasım var. Şöyle büyük paket et ekmek aldım. Bir tane Dove'ın kol altı spreyi, kol altı rulosu. Ömer Halis yapma aşkım. Kol altı rulo Dove'ın. Başka şöyle ballı kaldı mı? Ballı? Hayır. Pitaya. Şöyle ballı kahvaltılık mısır gevreği. Ölürüm. Gel. Ben de yapayım. Evet yapıyorsun zaten. Bir de şöyle yine ballı. Anne o benim. Fıstıklı ballı mısır gevreği. Anne o benim. Sabah kahvaltılarına sıvı sabunum bitmişti. Şöyle sıvı sabun aldım. Daha sonra şöyle terlik aldım. Ömer Halis dur aşkım. Şöyle terlik aldım. Niye 40 aldın? Yani aslında 38 diyorum. Çünkü 38 yoktu. Ben de 40 aldım. Bir şey olmaz dedim. Kışın dedim zaten dedim. Şey bir de bunlar böyle dar kalıp oluyor. O yüzden 40 alayım dedim. Yüksek ayaklarım 38. Pitaya meyvesi. Türkçesini bilmiyorum. Yıldız meyvesi. Dur aşkım. Ejderha meyvesi. İnanın bile bunlar bir falan mıydı? Tamam. Bir de litchis. Bunların Türkçelerini size daha sonraki vlogda hepsini anlatacağım. Aldıklarım bu kadar. Ha bir de şunlar indirimdeydi. Şöyle 8'li paket mutfak havlusu. 8'li paketi 3 euroydu. Hoşuma gitti. Bayağı indirimdi. Bir paket de ondan almış. Oğlum aynı kadar çok hızlı konuştum. Dur aşkım. Neyse ne yapıyoruz? Hemen şimdi yemek yapımına girişiyoruz. Görüşürüz. Dur bakayım. Pırasa yemeği yaptım.
köfte ve patates veya pilav yiyesim yoktu. O yüzden bu şekilde kendi okra seyme yaptım. Çocuklara köfte kızarttım. Mikael sadece böyle seviyor köfte. O yüzden onunkini ayrı kızarttım. Dünden birazcık patatesim vardı, dün akşamki yemeğimden. Patatesleri değerlendirdim. Hafif böyle soslu gelen. Soslu gelen. Soslu şekilde şöyle patatesli soslu köfte yaptım. Yanına da pilav, bir de salatamız ve bize afiyet olsun. Görüyorsunuz. Çok az bir şey pilav kaldı. Benim pırasa yemeğim, Gülşen de yedi. Ben de yedim. Bu kadarcık var. Köfteler bitti, pilav bitti. Salatada az bir şey kaldı. Ve şimdi ne zamanı? Tabii ki de mutfağa toplama zamanı. Ne yapıyoruz? Hokus. Pokus. Evet canlarım benim. Bir videonun ve bir günün daha sonuna geldik. Çok uzun zamandır doğduğun ev kaderindiri. Kaderindir. Dizisini bayağıdır izlemediğimi fark ettim. O yüzden en son 23. bölümde kalmışım. Oradan başladım. Çocuklar uyudu. Ben de yoruldum. Kendime bir kahve yapıp şimdi böyle birazcık dizi keyfi yapmak istiyorum. Bir yandan da editimi yapacağım. O yüzden burada vedamı yapıyorum. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.